altında bir reklam propagandası yapıldı Ramazan ayı içerisinde. Bu paralar hep bu yardımlardan toplandı. Dolayısıyla böyle kayırmalı, böyle yandaş, böyle halka baskı yapan bir uygulamayı Adalet Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın soruşturmak görevidir. Ben bugün yaptığımız, ilçemizde yaptığımız toplantıyla ayrıca ilaveten suç duyurusunda bulunuyorum. Belediyeler çiftlik gibi yönetilemez. Belediyeler yasalara göre yönetilir. Belediye yasası vardır, imar yasası vardır ve buna ilişkin diğer yasalar vardır. Hiç kimse de ben yaptım oldu anlayışıyla davranmak hakları yoktur değerli arkadaşlar. O nedenle bu suç duyurumun ve soru önergelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerlendirilmesini acilen Adalet Bakanlığı'nca ve İçişleri Bakanlığı'nca gerek Şahinbey Belediyesi Spor hakkında gerek Şahinbey Belediye Başkanlığı hakkında soruşturma açılması gerektiğine inanıyorum. Yapılan usulsüzlükler, yapılan yasa dışı tavırlar artık çok büyük boyutlara varmıştır. Karataş toplu konut alanındaki kooperatiflerimiz maalesef baskı altında iskan alamamaktadırlar. Sayısız kooperatife şu parayı verirsen iskan veririm, şu parayı vermezsen yapmam. İnşaat alanını kullanmak isteyen kooperatiflere ve şahıslara şu parayı yardım edersen Şahinbey Belediyespor'a sana ruhsat veririm, şu parayı vermezsen ruhsat vermem anlayışıyla ikicikli ve yasal olmayan tavırlarla karşı karşıyayız. Bizim siyasetçi olarak görevimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak görevimiz halkımızın beklentilerine ve halkımızın içinde bulunduğu koşullara çözüm üretmektir. 3,5 yılını dolduran bu belediyeler halka hiçbir şey vermediği gibi halka eziyet etmektedirler, zulüm etmektedirler. Tabii bunun hesabı 2009 Mart'ında erkene alınma ihtimali çok zayıftır. Bazı spekülasyonlar yapılıyor 2008'de yapılacak diye. 2009'da yapılacak olan belediye seçiminde, yerel yönetimler seçiminde bunun hesabını halkımız sandıkta soracaktır. Ama o güne kadar yanlışlıklar zincirinin devam etmemesi için biz siyasetçiler olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak görevimizi yapıp halka karşı olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Hiç kimse sanmasın ki ben yaptım oldu anlayışıyla ve belediye meclisindeki ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğuma güvenerek her yaptığımı ben bilirim, ben yaparım edasıyla davranmak hakkı yoktur. Demokrasi böyle bir hakkı vermemiştir. O nedenle ben bu toplantıda özellikle Kevser Turizm sorununu Sayın Güzel Bey'in çözmesini tekrar ikaz ediyorum. Sayın Güzel Bey bu sözleşmeyi iptal etmemekte suç işlemektedir. Ya ortaktır ya bilerek göz yummaktadır. Bunun ikisinin ortası yoktur. Sayın Ömercan da bu yasa dışı baskıyla alınan ve nereye harcandığı belli olmayan paraları meydana çıkarmak zorundadır, açıklamak zorundadır. Bunun hesabını kendileri kamuoyuna açıklayıp vermiyorlar ise yargıda bunun hesabı sorulacaktır. Gerek Adalet Bakanlığı'nda gerek İçişleri Bakanlığı'nda bu işin takipçisi olacağız. Ayrıca da son günlerde yine haksız imar tadilatları büyük çapta yapılmaya başlanmıştır. Bu haksız imar tadilatları yeşil alanları yok ettiği gibi kentimizin geleceğini de yok etmektedir. Tekel alanını meclise taşıdım. Umarım onu büyük ölçüde engelleyeceğiz. Ama fuar alanında yargı devam etmesine rağmen yine her konuda olduğu gibi vurdum duymazlığını gösteren Sayın Güzel Bey, kamuoyunun ve sivil toplumun seslerine kulağını kapamıştır. Böyle belediye zihniyetini Gaziantep yıllardır görmemiştir. Bundan önceki dönemlerde görmemiştir, bizim dönemimizde görmemiştir ama yeni bir yönetim anlayışıyla, yeni bir baskıcı anlayışıyla karşı karşıyayız. Umarım bunların çözümünü kendiliklerinden bulurlar. Kendiliklerinden bulmaz iseler,